Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber okul çantamda ne var videosu çekeceğim. Gördüğünüz gibi zaten de başlıktan anladığınız gibi diyelim. Hop, bir tane çantamı aldım. Böyle bir çanta aldım bu sene için. Biliyorsunuz ben 6. sınıfa geçeceğim. Yani geçtim diyebiliriz bu sene. Virüsten de dolayı tabi birazcık okula gidip gitmediğimi anlayamadım bile neredeyse. Şimdi gördüğünüz gibi bu benim çantam bu sene aldığımız. Bu sene de böyle bir ihtiyacım şeydi işte çantamda. Gördüğünüz çanta ve kalemliğimin içindekileri de gösterdim. Şimdi çantam böyle arkadaşlar. Şöyle küçük bir ön gözü var ve dışı böyle kartuşlu. Zaten görüyorsunuz. Şimdi çantamın içi bayağı geniş ve ben okul açılma ne kadar olduğunu bilemediğim için fazla bir şey koymadım. Ama şimdilik şöyle okul kitaplarım var benim. Böyle 6. sınıf değil 5. sınıf hala. Çünkü 6. sınıf verilmedi ve böyle defterler. Şimdilik bunları koydum. Kullanılabileceğim ve böyle bir ajanda. Bu ajanda çizgisi de gerçekten çok güzel. Gördüğünüz gibi şöyle. Çizgisiz harika bir ajanda. Bunu da Elfitik'ten almıştım. Ve böyle bir not defteri. Burasında böyle işte gördüğünüz gibi. İçinde de bir şeyler yazdığım da var ya. Yani. Ve şimdi kalemliğime geçelim. Dediğim gibi kitap ve defterlerim fazla yok. Daha almadık. Böyle öğretmenin istediği yaprak falan. Ve şimdi kalemliğime geçelim. Kalemliğim açıkçası doldu dedi. Böyle donatlı, dondurmalı, şekerli, böyle içecekler olan bir kalemlik. Buna yaklaşacağım şimdi. Bir kalemlik. Beni göremiyorsunuz ama olsun. Şimdi kalemliğimin içi açıkçası böyle. Gösteremiyorum. Geniş ve tek gözlü. Ben tek gözlü kullanabiliyorum. Gördüğünüz gibi bu tek gözlü kalemliğin içinde yine böyle bir tane havuçlu kalem var. Bu havuçlu kalemi de yeni aldım ve ucu 0.7'miş. Ben 0.5 sandım ama gene de güzel, seviyorum, kullanıyorum. Biraz ince yazıyor, o huyunu sevmiyorum. Ve bir tane uç aldım. Herkesin vardı zaten 0.7 uç. Fosforlu kalem. Bu önceden vardı, yeni almadık. Ve bir tane böyle normal, böyle güzel, böyle pastel. Bunu çok seviyorum. Özellikle şu defterle çok uyumlu olduğu için çok seviyorum. Bir tane de böyle bir defter ve kuğulu kalem. Çok güzel değil mi? Ve bu tükenmez. Gördüğünüz gibi böyle mavi tükenmez yazıyor. Bu da uçlu kalem arkadaşlar, aynı zamanda 07. Evet, gösteriyorum. Böyle bir tane daha uçlu kalemim var. Bunun arkasında silgisi de var. Zaten uçlu kalemler de var. Ama ben silgileri hiç kullanamıyorum. Siz de benim gibi misiniz? Kıyamadım da. Böyle bir tane şey var gördüğünüz gibi, uçlu kalem normal demir ya. Demirler benim hem elimi acıtmıyor hem de gayet kullanışlı oluyor. O yüzden demir kullanmayı seviyorum. Ve bunun silgisi de simsiyah ve bunu da gerçekten yeni gibi hiç kullanmadım. Gördüğünüz gibi ben geri kapatıyoruz ve kenara koyuyoruz. Ben kalemime öyle fazla bir şey koymuyor. Yani böyle ihtiyacım olan şeylere. Ve gördüğünüz gibi bir tane tükenmez kalem pembe yazıyor. Çünkü buna da ihtiyacım var. Gördüğünüz gibi o da böyle yazıyor. Böyle başlık kalemleri, başlık atarken falan kullanıyorum. Ve iki tane de tükenmez var. Kalemliğim içinde bulunuyorum mutlaka tükenmezleri. Çünkü tükenmez şey olmadan da yapamıyorum. Açıkçası başlıkları bazen de tükenmez atabiliyorum. Uy. Ve çok korktum. Neyse, önemli değil. Gördüğünüz gibi bir tane şöyle kalemlik var. Böyle neydi bunun adı? Buna ne deniyordu? İşte böyle cıvıl cıvıl. Bir tane kalemlik var. Bu da çok güzel. Zaten bunu biliyorsunuz herhalde. Buna da keçilerimi koyuyorum arkadaşlar. Çünkü keçilerim bir kalemliğime sığmayacak kadar fazla. Çünkü ben tükenmezlere bayılıyorum. Tükenmez demiş. Keçeli demişim, pardon. Ve bunun içine bir tane şöyle pembe bir tane şey kalem tıraş kullandım. Bizim de nedense dilim dönüyor arkadaşlar. Evet. Başlayalım. Şimdi bu ikisini bir almıştık. Fosfor. Bunu da bir tane öyle bir tane kırtasiyeciden almıştık bunları. Gördüm.
ve 2 tane kalem. Ve burada set halinde olan tükenmez kalemlerim var. Ay, at. Gördüğünüz gibi böyle set halinde tükenmez kalemlerim var. Tabii. Yani gördüğünüz gibi işte. Tükenmez kalem. Bunları da başlık atıyorum. Çünkü başlık kalemlerim dediğim gibi sizin herkes gibi ben de çok çok seviyorum. Bunların arasında pembe de varmış. Ve şimdi arkadaşlar bu da klasik normal böyle kapağı düşmüş parçalı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle 4 tane. Bunun ucu yeşil böyle. Konuşamıyorum. Bunun ucu şöyle tükenmez ama çok açık yeşil yazıyor burada görünende. Zaten burada da açık, daha nasıl açık yazıyor diyeceksiniz. Yazıyor. Ben de şaşırmıştım. Kaz gibi bir renk var. Kapağını bilmiyorum. Bunun da kapağını bilmiyorum. Bu da pembe aynısının. Bu da onun gibi. Bunun kapağı var çünkü. Gördüğünüz gibi ve bir tane notlarım karışmasın diye bunlardan var. Ve bunların ilk de var. Sanırım bunu okul dolabıma alacağım ve hapsanlayacağım. Bunu sanırım okul dolabıma asmayı düşünüyorum. Gördüğünüz gibi. Şimdi ön gözümü göstermeniz için. Ön gözümde ben genellikle kalemliğimi ya da böyle mesela cüzdan. Bu cüzdanı da seviyorum. Bir tane bir yerden almıştık. Evet, aldığım hiçbir yerde bilmiyorum. Ve benim kağıda arkadaşlar çok şaşıracaksınız ama kağıda böyle dokunamıyorum. Yani dokunuyorum, tabii ki dokunuyorum yani. Öğrendim ama böyle olunca böyle içim, kollarım mahvoluyorum arkadaşlar. O yüzden krem sürünce de geçiyor. Daha hiç açmadım arkadaşlar. Hiç açmadım. Yani bunu kullanıyorum ama bundan bir sürü vardı. Sizin çünkü gerçek ellerim anlatamıyorum yani o derece. İşte buraya bir tane ıslak mendil koyayım, dezenfektan koyayım. Maskemi zaten her zaman yanımda bulundururum. Bu şekilde ne artık ne zaman okullar açılırsa bilemiyorum arkadaşlar. Gerçekten. Ve bu çanta var. Bir de şöyle bir çanta var. Ama bu vardı zaten. Bir de bunu kullanıyorum bazen. Onu yeni aldığımız için ilk gün bunu götüreceğim herhalde. İlk günün heyecanı. Bir de bu çantam var arkadaşlar. Bunun içinde bir tane İngilizce defterim vardı. 5. sınıftan kalmış. Bu çantanın da ön gözü var şöyle. Şurasında bir ön göz. Şurasında bir tane içinde defterim var. Bir tane şöyle burada var. Bir de burada var. Bunun gerçekten böyle çok kitap götürmem gereken günlerde bunları götüreceğim. Ve arkadaşlar benim kullandığım dosyayı görmek isteyenler. Ya bir dosya kullandım. İçi de dop dolu bir dosya. Şuraya yazdım. Din kültürü, Türkçe, Arapça, bilişim, matematik hepsini yazdım. Bu şekilde arkadaşlar. Bir de yanıma şunlar nereden geldi acaba? Afsan'ın işleridir büyük ihtimal. Çünkü bunları kullanmıyorum artık. Gördüğünüz gibi. Aslında bunları ikinci sınıflar için veriyorlar genelde. Benim de ikinci sınıfta bunu bana vermişlerdi. Bunun da nereden geldiğini bilmiyorum. Çeviriyorsunuz. Bence gayet iyi bir şeydi. Çoğu kelimeyi buradan ezberlemiştim. İngilizce sözlük gibi bir şey. Mesela buradan şurada ne var? Tavşan. Tavşanın İngilizcesi rabbit. Burada yazıyor mesela. Rabbit işte. Tam getirememişim aynı zamanda. Rabbit. Kaplumbağa, turtle. Bu şekilde böyle yazmışlar ve gene tam getirememişim. Mesela üstünde, altında çok uzattım. Neyse böyle, bu da aynısı. Şöyle ve bunları hatta kaldıralım şimdi. Çünkü bunlar benim şeyimde olmaması gerekiyor. Evet. Bir çantam da böyle var arkadaşlar. Bunu kullanıyorum okula giderken ama bunu ilk günlerde ve kurslarımız oluyor. Bizim cumartesi günlerim kurslarımızda da bunu kullanıyorum. Ve bu çantamın şöyle bir gözü daha var arkadaşlar. İçi dolu, boşaltmamışım. Şöyle bir gözü daha var. İçinde lastikli, bilgisayar koyma yeri gibi. Tabii ki bilgisayar götürmüyorum ama okula. Bu şekilde arkadaşlar. Videomu beğendiğiniz, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, like atmayı ve zil tuşuna açmayı unutmayın. Ben hepinizi çok seviyorum. Ve şu anda bekliyorum. Bir dakika, like atınız. Ne olursunuz like atın. Bekliyorum. Attınız herhalde. O zaman bye bye.